Video koda hoş geldiniz. Bu dersimizde harici olarak ikon ekliyoruz. İlk olarak Google Chrome açtıktan sonra fontello.com sitesine gidelim arkadaşlar. Burada farklı yazı tipi olarak ikonları bize veriyor. Font Awesome, yani bu yazı tipi çok kullanılan bir yazı tipi. Çeşitli sitelerde ikon eklemek için kullanılmış. Ben buradan önceden seçmiştim. Tarayıcı geçmişinizi silmediğiniz takdirde bunlar seçili olarak kalacaktır uzun bir süre. Bunları yaptıktan sonra birkaç tane de ekleyelim isterseniz. Google Plus ikonunu da ekleyelim. Burada zaten avantajlarından bahsedeceğim, kullanım avantajlarından. Burada adımızı belirttik. Yazı tipinin adını ve indirim işlemini başlattık. Dosyayı indirdikten sonra içinde bir demo HTML dosyası var. Burada yapmamız gereken sayfa kaynağını görüntüle dedikten sonra burası demo HTML'in kendi stil kodları. Bunları sitemize almamıza ve gereksiz yer kaplamasına gerek yok. Biz font face'ten itibaren almaya başlayalım ve stilin bittiği yere kadar alalım arkadaşlar. Masa üstünde önceden yaptığımız index.html dosyasını açtıktan sonra buradan stil.css dosyamızın içine herhangi bir bölüme bunu yapıştıralım. Gördüğümüz gibi font family'e video kod olarak belirtti. Özel bir yazı tipi ekledi yani. Sonra diğer yapmamız gerekense buradan hangi kodu kullanacaksak, ikonu kullanacaksak onun kodunu buradan bulup almak. Örneğin yorum ikonunu kullanalım. Comment yazdıktan sonra şu bölümde i ile başlayıp i ile biten bölümü alıyoruz. Ve web sitemizde hangi bölüme koymasını istiyorsak o bölüme yapıştırıyoruz. Ve çalıştır diyelim. Şu an gözükmeyecektir. Şu an bu şekilde gözüktü. Çünkü yazı tipimizi henüz belirtmedik. Bunu şu şekilde bulunduğu dizine, index.html bulunduğu dizine atalım. Bunu attıktan sonra çalıştır dediğimizde başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Bunun avantajları nedir? Hemen size bahsedeyim. Web sitenizi eğer mobile çevirmek istiyorsanız ve mobilde de iyi gözükmesini istiyorsanız resimler böyle bir avantaj sağlamıyor. Küçük bir resim ikon olarak ekleyip sitenize koyduğunuzda mobilde bu kötü olarak gözükür. Bunlar ise her boyutta değişim gösteriyor. Şöyle hemen bir göstereyim. İkon comment olarak bize hemen bir class tanımlamış. Bunu kullanabilirsin diyor. Yani web stil olarak ekleyebilirsin diyor. Bunu ekleyelim. Nokta koyduktan sonra bunu yazalım ve içine font size, yani font olarak eklediğim için bunu fontun boyutunu belirtelim. 20 piksel yazdığımızda gördüğümüz gibi bir bozulma olmadan bize bunu gösterecektir. Daha da büyük yazalım ki anlaşılsın. Gördüğümüz gibi hiçbir bozulma olmadan bunu böyle rahatlıkça koyabiliyoruz. 15 piksel olarak kalsın. İstersek sosyal ikonları da bu şekilde ekleyebiliriz. Buradan bir sosyal ikonun koduna alalım. İ ile başlayıp İ ile biten bölümü ve şu içindeki yazıyı da almayı unutmayın. Bu yazı değişince gözükmeyecektir. Örneğin videodan sonra buraya bir div ekleyerek bunun daha çok güzel gözükmesini sağlayabiliriz. Div'e tabii bir class tanımlayacağız. Şu şekilde face olsun adı da. Hemen kısaca buna da bir özellik belirtelim. Genişliği %100 olacağı için biz bunu otomatik olmasını istiyoruz. Bunun için inline block yazdıktan sonra font size 16 piksel olsun. Hemen bir Facebook'un kendi rengini de görelim. Onu da alalım. Onu almak için ise şöyle yapmamız yeterli arkadaşlar. Şurada Facebook'un zaten kullanmış olduğu renk genelde bu. Buradan herhangi bir bölümü açtıktan sonra buraya bir color yazın. Bir yazın şöyle çıksın. Ondan sonra buradan hemen rengi seçip bulabilirsiniz zaten. Şu şekilde bu rengi de alalım. Ve buraya
Color olarak ekleyelim. Şu an gördüğümüz gibi Facebook'un ikonu gelmiş bulunmakta. Buna da background da verebiliriz. Background FFF şeklinde de olabilir. Deneyelim. Gördüğümüz gibi background'a da geldi. Buna link de verebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde ahref dedikten sonra linkin konumunu belirtmeden hemen şöyle yapalım. Bu şekilde buranın tamamına böyle link verebiliriz. Burada parametre kullanarak href parametresine yazarak gideceği adresi bu şekilde de kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun bir diğer özelliği ise bunu CTRL ile alt tarafa alıyorum. A parametresinde gösterdiğim hover yani üzerine gelince bölümü bütün kodlarda kullanabilirsiniz. Bunu örneğin background'ını bu yapsın. Arka planı da böyle ters çevirsin. Örneğin bakalım. Gördüğümüz gibi başarılı uygulanmıştır arkadaşlar. Buna bir padding de verelim. 10 piksel civarında bir padding olsun. Bu şekilde de gördüğünüz gibi sosyal ikon tanımlayabilirsiniz. Bu dosyayı açıklamalar bölümüne ekledim. İndirip deneyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.